Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gündemiyle birlikteyiz. Bugüne dair gazetelerde yer alan Galatasaray haberlerini hep beraber inceleyeceğiz. Dünyayı olumsuz etkileyen ve futbolu durduran hastalık sebebiyle tüm kulüplerin gelir kaynakları bıçak gibi kesildi. Galatasaray'da ortalama %30 bir kayıp yaşamış durumda. Maçlar oynanmadığı için kulübe nakit para girdisi sağlanamıyor. Sarı Kırmızılı yönetimde son Kulüpler Birliği açıklamasından sonra futbolcular ve teknik heyetle masaya oturdu. Başkan Mustafa Cengiz herkesin ortak yaşadığı olumsuz durumu anlattı ve %30 indirim istedi. Fatih Terim ve ekibi bu kararı destekliyor. Radamel Falcao, Fernando Muslera, Younes Belhanda gibi futbolcuların da başını çektiği grubun bu mecburi indirime sıcak yaklaştığı biliniyor. Yönetim Sarı Kırmızılı oyuncuların %30'luk indirime olumlu yaklaşmasına sevindi. Şu anda dünyadaki tüm futbol kulüpleri bu politikayla hareket ediyor. Çünkü hiçbirisi para kazanamıyor ama futbolculara ödeme yapmak zorunda. Bu yüzden futbolcular da indirime gidilmesini istiyor. Galatasaray'da bu indirimi kabul etmeyen futbolcu olacağını ben düşünmüyorum. Hepsi karakterli futbolcular. Son çıkan haberlerde Falcao'nun indirimi kabul etmediği yazılıyordu. Bu yalan haber. Falcao karakterli birisi ve durumdan anlayacaktır. Ama olur da indirimi kabul etmez dediğiniz bir futbolcu var mı? Galatasaray'da gençlik operasyonu başladı. Seri yerine 21'lik yıldız gelecek. Hastalık nedeniyle liglere verilen arada transfere yönelen Galatasaray'da takımı gençleştirme adına operasyon başladı. Fulham'ın Jean-Michel Seri'yi tekrar kiralamaya yanaşmaması üzerine Sarı Kırmızılı ekip Famalicão'nun 21'lik yıldızı Pedro Gonçalves'i gündemine aldı. Devre arasında olduğu gibi yeni sezonda da genç ve potansiyelli isimleri tercih edecek olan Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Bir kez daha kiralanma ihtimali düşük olan Jean-Michel Seri'yi alternatif arayan Sarı Kırmızılar Pedro Gonçalves'i gündemine aldı. Takvimin haberine göre Portekiz'de Famalicão'nun formasını giyen 21 yaşındaki yıldızın raporu scout ekibi tarafından Fatih Terim'e iletildi. Tecrübeli hocanın da transfer için onay verdiği belirlendi. Yönetim kısa süre içerisinde hem Famalicão'yla hem de Pedro Gonçalves'in menajeriyle görüşme yapması bekleniyor. Genç oyuncu bu sezon 31 maçta 6 gol atıp 8'de asist yaptı. Kısa bir araştırma yaptığımda liginin genç yıldızı olacağı adaylar arasında futbolcuyu isteyen kulüpler arasında Lazio ve Genoa da varmış. Galatasaray 3-4 milyon euro arasında bir bedelle almak istiyor. Gayet orta sahada potansiyel yaratacak bir futbolcu. Eğer alındığında güzel performans ortaya koyarsa çok rahat 10 milyon euro gibi bedelle Avrupa'ya satabiliriz. Onyekuru'nun tekrardan kiralanma konusunda kriz çıkmış. Takvimde yer alan habere göre Monaco hastalık nedeniyle ekonomik anlamda sıkıntı yaşadığı için Nijeryalı yıldız oyuncunun elden çıkarmayı planlıyor. Benzer bir tablo daha önceden yaşanmıştı. Galatasaray yine kiralık kadrosuna kattığı oyuncuyu Everton'dan tekrar kiralamak istemiş ancak İngilizler gelir elde etmek için Monaco'ya satmıştı. Galatasaray yine benzer bir durumla karşı karşıya. Sarı Kırmızılar yüksek bonservisi nedeniyle Henry Onyekuru'yu bir yıl daha kiralamayı planlıyordu. Nijeryalı yıldız Galatasaray'da kiralık oynadığı her iki dönemde de gösterdiği performansla Sarı Kırmızı taraftarın sevgilisi konumuna geldi. Fransız ekibi Monaco sezon sonunda Henry Onyekuru'yu tam 13 milyon euroya transfer etmişti. Onyekuru gelecek sezonda Galatasaray'da oynamak istiyor. Çünkü burasını tam anlamıyla evi olarak görüyor. Ama bonservis bedeli Galatasaray'ın önünde büyük bir engel. Çünkü şu anda Galatasaray o parayı veremez. Hele bu haldeyken hiç veremez. Dünya ekonomisi durmuş durumda. Yani kısaca Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezonda Galatasaray'da oynama ihtimali gittikçe düşmüş durumda. Galatasaray golcüsünü buldu. Galatasaray gelecek yıl kadrosunu planlamaya başladı bile. Hastalık sebebiyle henüz bu sezonun kalanı ile ilgili belirsizliğinin sürdüğü günlerde Sarı Kırmızılar şimdiden geleceği düşünmeye başladı. Radamel Falcao ile 3 Arap kulübünün birden ilgilenmesi ve güçlü teklifler sunması sebebiyle Cimbom bol alternatifli bir liste hazırladı. Aslan, Kolombiyalı yıldızın ayrılma ihtimaline karşılık Hulk'u liste başı yapmıştı. Bu transferde istediği kadar ilerleme sağlayamayan Sarı Kırmızılar şimdi de rotasını Batshuayi'ye kırmış durumda. Batshuayi'nin Chelsea'deki durumu pek parlak değil. Takımın teknik direktörü Frank Lampard bu sezonda ona fazla güvenmediğini belli etti. Belçikalı futbolcuya fazla şans vermeyen Lampard sezon sonunda 26 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırmayı düşünüyor. İngiliz hocanın planları dahilinde olmayan Batshuayi'nin Chelsea ile kontratı gelecek sezon sona eriyor.
Ancak Premier Lig ekibi makul bir bedelle onu elden çıkarmaya hazır. Galatasaray'dan şartlar uygun olduğu takdirde Belçika milli takımında da oynayan futbolcuyu renklerine katmayı planlıyor. Batshuayi geçtiğimiz sezonlarda da Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Hatta birçok spor kanalı son dakikaya geçip Batshuayi'nin Galatasaray'la anlaştığını yazmıştı. Keza öyleydi de. Ama son anda Valencia'nın araya girmesiyle Batshuayi oraya gitmişti. Galatasaray Falcao'nun gitme ihtimaline karşı Batshuayi bu senede anlaşmak istiyor. Çok atletik ve tam bir golcü. Türkiye Süper Ligi'ne yakışacak bir isim. Gayet de iş yapar. Galatasaray'ın her zaman pır pır bir kanadı olmuştur. Gelecek sezonda olacak. Pır pır kanadın ilerisine Batshuayi'yi de koyduğunuzda çok hızlı bir atak performansınız ortaya çıkacaktır. Batshuayi de benim çok sevdiğim bir futbolcu. Siz ne düşünüyorsunuz? Batshuayi'nin Galatasaray'ımızda oynamasını ister misiniz? Galatasaray'da Onyekuru kararı. Onyekuru'nun parası Babel ödeyecek. Babel'in dönüşü planları bozsa da yönetim yeniden kiralanması için menajerlerine talimat verecek. Yıllık 2,5 milyon euroluk ücretinden de elde edilecek tasarrufu ve kasaya girecek kira bedeli Onyekuru'nun yeniden kiralanması için kullanılacak. Ajax'ta 2020-2021 sezonuna yönelik kadro planlanması çalışmalarını start aldı. Sarı Kırmızılar'da devre arası Ajax'a kiralanan Ryan Babel kendi yerini 2 ayda Onyekuru'ya kaptırdı. Babel Hollanda ekibinin sözleşmesini feshetmesiyle birlikte takıma dönmeye hazırlansa da teknik heyetin aynı bölgede oynayan iki futbolcu arasında tercihini Onyekuru'dan yana kullandı. Galatasaray'da Babel'den elde edeceği tasarrufla takımda kalması istenen Onyekuru'nun maliyetini karşılamayı planlıyor. Hürriyet'in haberine göre Ajax'ta devam edip Euro 2020'de ortaya koyacağı performansla Babel'i satmayı hedefleyen yönetimin planları turnuvanın ertelenmesiyle suya düşse de menajerine futbolcunun kulüp bulması istenecek. Ayrılık planlandığı gibi gerçekleşirse Galatasaray 2 yıl daha kontratı bulunan oyuncuya ödeyeceği 5 milyon eurodan kurtulacak. Eğer bu hamle tutarsa 10 numara olur. Çünkü Onyekuru Babel'in çok üstünde. Hem hızlı hem daha golcü bir oyuncu. İlk sezonda Babel'in performansı herkesin ağzını açtırdı gerçekten. O kadar kendinden soğuttu ki sürekli topa alıp geri dönmesi, sağa çekip vurması ama kaleyi isabet ettirememesi gerçekten Galatasaray taraftarını illallah ettirdi. Babel'in ilk yarıda kaçırdığı pozisyonları kolaj halinde toplasak tam 1 dakikalık video seyrederiz gerçekten. Hal böyle olunca Fatih Terim de kanat seçeneğini Onyekuru'dan yana kullandı. Ama Onyekuru'nun önünde 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli var. Eğer Galatasaray Babel'den tasarruf sağlarsa Onyekuru'yu takıma kazandırabilir. Önümüzdeki günlerde bu haber daha çok netlik kazanacaktır. Galatasaray'da bek operasyonu başladı. Nazım Sangare Galatasaray'a. Hastalık nedeniyle lige verilen arayı transfer çalışmalarıyla değerlendiren Galatasaray'da sağ bek operasyonu başladı. Son dakika haberine göre Mariano'nun ayrılık sinyalleri vermesi ve Şener Özbayraklı'nın beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle Sarı Kırmızılar Antalyasporlu Nazım Sangar için gaza tam bastı. Sağ bek konusunda sıkıntı yaşamak istemeyen Cimbom'da sözleşmesi bitecek olan Mariano'nun durumu belirsizliğini korurken Brezilyalı oyuncunun ülkesine gitme ihtimaline de yakın görünüyor. Bununla birlikte beklentilere yanıt veremeyen Şener Özbayraklı da gözden çıkarıldı. Sarı Kırmızıların bunlardan dolayı Antalyaspor'un milli futbolcusu Nazım Sangare'nin transferine odaklanacağı belirtildi. Çok büyük ihtimal önümüzdeki sezon yabancı sınırı gelecek. En azından Galatasaray forvetleri ve orta sahayı yabancı oyuncularla güçlendirmek istiyor. Bu yüzden de sağ bek ve sol beke yerli futbolcular düşünüyor Galatasaray. En azından hakkını o mevkilerde kullanmak istemiyor. Böylece hem yerli hem de genç bir futbolcuyu renklerine bağlayacak olan Galatasaray bir atışta iki kuş vuracak. Yeni sezonda Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ile söz kesen Galatasaray, Nazım Sangare transferiyle de takımdaki yerli kalitesini yükseltecek. Sarı Kırmızıların Antalyaspor ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Nazım için 7-8 milyon lira arasında bir bonservis ödemeye hazır olduğu belirtildi. 2020 futbol şampiyonası için milli takımdaki yerini garanti etmek isteyen Nazım'ın da Galatasaray'da oynamak istediği belirtildi. Nazım bu sezon Antalyaspor'da başarılı bir performans sergiliyor. Türk olması da Galatasaray'ın istemesinde en büyük etkenlerden bir tanesi. Siz ne düşünüyorsunuz? Nazım Mariano'nun yerini doldurabilir mi? Bir diğer haberimiz ise transfer haberi. Balotelli'den transfer mesajı. Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray forvet takviyesi için düğmeye bastı.
Galatasaray'da yıldız futbolcu Mario Balotelli bir süredir gündemdeki yerini koruyordu. Radamel Falcao'nun ayrılma ihtimaline karşılık santrafor arayışında olan ve listesini oluşturmaya başlayan sarı kırmızılı kurmaylar ilk hedef